Değerli arkadaşlar, ben Doktor Cemil. Bu seneki DUS'ta, E-Kurs'ta anatomi derslerini beraber yapacağız. Bugünkü ilk dersimiz Fossa Temporalis. Fossa Temporalis'in önce nerede olduğuna bakalım. Şu gördüğümüz alan, Fossa Temporalis'in alanı. Şurası. Neresi? Linea Temporalis Superior dediğimiz bölge. Linea temporalis superior, arcus zygomaticus ve kulağın, burada göreceğimiz kulağın ön kenarını fossa temporalis'in oluşturduğunu görüyoruz. İçeriğinde neler var? Yüzeyselden derine doğru gittiğimiz zaman önce deri, alt tarafında fascia superficialis, arteria vena temporalis superficialis, arteria vena temporalis profunda, sinirlerden nervus auricula temporalis, fascia temporalis ve musculus temporalis görüyoruz. Burada derinin altındaki fascia superficialis'in altındaki arteria vena temporalis superficialis, arteria carotis externa'nın dalı, uç dalı, arteria vena temporalis profunda da arteria maxillaris'in dalı olarak görmekteyiz. Sinir nervus auricula temporalis bu bölgede devam ediyor. Bu da nervus mandibularis'in arka dalı. Fascia temporalis yine derin fasciasına verdiğimiz adımız ve buradaki musculus temporalis de çiğneme kaslarının en büyüğü olan burada yerleşen fossa temporalis'te yerleşen kasımız. Evet. Buraya baktığımız zaman biraz önce bahsettiğim fossa temporalis'in içinde yer alan arteria carotis externa'nın uç dallarından birisi olan arteria temporalis superficialis'in buraya gelip dallandığını görüyoruz. Bakın şöyle ramus frontalis, ramus parietalis dalları var. Bizim için önemli olan şey buradaki, bilmemiz gereken şey temporalis superficialis'in arteria carotis externa'nın dalı olduğu. Arteria carotis externa'nın iki tane uç dalı var. Birisi arteria maxillaris, birisi arteria temporalis superficialis. Evet, baktığımız zaman arteria temporalis superficialis'in ilk dalı burada gördüğümüz şöyle öne doğru verdiği arcus zygomaticus'un üzerinde giden genellikle arteria transversa fasci denilen fasci okunuşu böyle fasciye yazılır, fasci diye okunur. Arteria transversa fasci dalı ve daha sonra uçta fossa temporalis bölgesine verdiği ramus frontalis ve ramus parietalis dallarını görmekteyiz. Burada yine fossa temporalis'in en önemli veni de arteria temporalis superficialis'in hemen yanında olan vena temporalis superficialis'i görmekteyiz. Vena temporalis superficialis daha sonra buradan indikten sonra aşağıda önden gelen vena maxillaris'le birleşerek vena retromandibularis oluşturur. Vena retromandibularis oluşturur. Tekrar ediyorum. Vena temporalis superficialis, vena maxillaris ile birleşerek vena retromandibularis oluşturur. Daha sonra da vena retromandibularis, birazdan tekrar edeceğim bunu. Ön ve arka, burada ön ve arka iki dal ayrılır. Arka dalı vena auricularis posterior ile birleşir. Ön dalı da vena facialis ile birleşir. Nervus auricula temporalis yine fossa temporalis yer alan nervus mandibularis'in arka dalı. Nervus mandibularis nedir? Nervus mandibularis trigeminus'un 3 büyük dalından birisi ve ne dalıdır? Önemli olan duyu dalıdır. Sadece nervus mandibularis içinde diğer dallardan, oftalmicus ve nervus maxillaris'ten farklı olarak da çiğneme kaslarına giden motor dallarda bulunur. Duyu dediğimiz dal nedir? Nervus mandibularis'teki duyu dal nedir? Veya trigeminus'un duyu dalı nedir? Hepsinde somatik duyu alınır. Nervus mandibularis'in dalı dedik, nervus auricula temporalis dedik. Buradaki auricula temporalis'in seyri esasında neyi görüyoruz? Auricula temporalis bu tarafa doğru, yukarıya doğru çıkarken arteria meningea media denilen
hemen kulağın yanında Artemis'in Gemedia denilen etrafında bir ilmek yaparak Artemis'in Gemedia onu o ilmeğin içinden geçerek devam eder. Bu ayrıntı bir bilgi. Sonuçta Auricula Temporalis'te özellikle somatik duyu, yine motor dallar da var. Ekstra olarak burada bir parasempatik liften bahsediyoruz. Bu parasempatik lif nedir? O da nervus glossopharyngeus ile gelen parasempatik liflerin fossa temporalis'in hemen altında yer alan, parotis bölgesinde yer alan glandula parotidea'ya getirdiği parasempatik liflerdir. Tekrar edelim. Öncelikle nervus mandibularis'in görevine nervus mandibularis somatik duyu lifleri. Yani fossa temporalis'in somatik duyusu nedir bunlar? Ağrı, ısı, dokunma, basınç, propriosepsiyonu aldığı duyuyu alıyor. Ve sonra bunun yanında çiğneme kaslarına motor lifler getiriyor. Üçüncü olarak da buradaki parotis bezine glossopharyngeus'tan gelen parasempatik liflerle onun salgı yapmasını sağlıyor. Musculus temporalis bu bölgedeki kasımız, en önemli kasımız, fossa temporalis de tamamen yerleşmiş durumda. Processus coronarius da fossa temporalis'ten başlayıp insertiosu processus coronarius da, o da mandibulanın bir uzantısı biliyoruz ki, siniri nervus mandibularis. İşlevi ne? Dikey lifleri yukarıya kaldırıyor. Çeneyi yukarıya kaldırıyor. Yatay lifleri arkaya çekiyor. Tek yanlı çalışırsa mandibulayı sağa sola çekerekten, yanlara çekerekten çiğnemede yardımcı oluyor. Çiğneme kaslarının en güçlüsü, en büyüğü bu kas. Yani retraksiyon, arka lifler retraksiyon veya retrüzyon, yukarı kaldırma, elevasyon, yanlara çekmede yana sağa sola çiğnem hareketini sağlayan kaslardan birisi. Kasın yüzeyselinde arteria temporalis superficialis yükselirken derininde arteria temporalis profundalar yükseliyor ve kası besliyor. Parotis bölgesine baktığımız zaman parotis bölgesi bu bölgenin hemen altında yer alan bölge. Şöyle alt tarafında, neden parotis demişler? Çünkü para yanında demek, otis kulak demek. Kulağın yanındaki bölge olarak görüyoruz. Bu parotis bölgesindeki en önemli oluşumumuz glandula parotidea. Glandula parotidea'dan çıkan bir ductus parotideus'u görmekteyiz. Ductus parotideus'un yanında bazen olan glandula parotidea accessoria denilen bir küçük tükrük bezimiz de olabilir. Anladım. Glandula parotidea accessoria'mız da olabilir. Parotis bölgemize baktığımız zaman şurada göreceğimiz alan, şöyle yapalım. Fossa retromandibularis denilen bölgeye parotisi oturduğunu görmekteyiz. Peki fossa retromandibularis deyince ne anlıyoruz? Ön tarafında ramus mandibula, arka tarafında meatus internus, externus, özür dilerim düzeltiyorum, processus stiloideus, processus mastoideus'un olduğunu, alt tarafta ise buradaki kasların stemmatoide mastoideus, stilohyoideus kaslarının, digastricus olduğunu, kasların olduğunu, şu sınırlayan bölge olduğunu görüyoruz. Tam buraya parotis bezi oturmakta. Baktığımız zaman bu bölgeye dediğim gibi ne demiştik? Fossa retromandibularis diyoruz. Arka tarafında meatus externus, processus mastoideus ve stiloideus var. Şematik bir tablo. Ramus mandibula ön sınırını oluşturuyor. Arka ve alt sınırını özellikle sternocleido mastoideus, digastricus venter posterior, stilohyoideus, stiloglossus ve stilofaringeus kasları oluşturuyor.
Bakın çok basit. Prosesus gladius'tan başlayan 3 tane kasın alt arka duvarını oluşturduğunu görüyoruz. Stylohyoideus, Stylogloossus, Stylopharyngeus olduğunu görmekteyiz. Baktığımız zaman yine alanımız şurası. Fossa retromandibularis. Burada kaslarımız, bakın şurada Stylohyoideus digastricus kaslarımız, Sternocleidomastoideus kasımız, şurada meatus oculus externus bölgemiz, processus styloideusumuz burada. Parotis şurada bu bölgeye oturmuş, derine doğru gömülmüş vaziyette. Evet, yine bakın yüzeysel kısmını burada parotisi görmekteyiz. Yüzeysel kısmını parotis olarak görmekteyiz. Derine doğru giren kısmı da var, tekrarlayalım. Baktığımız zaman yatay kesitte baktığımız zaman mandibulayı şurada kestik. Mandibulayı kestik. Parotisin biraz önce gördüğümüz yüzeysel kısmı şurası. Yüzeysel kısmı şurası. Biz şuradan bakıyoruz. Derin kısmı da burası. Yani fossa ne dedik? Retro mandibularis'e giren kısmı. Mandibularis'e giren kısmı. Derin kısmı. Biz biraz önceki slaytımızda ne yaptık? İşte burada yüzeysel kısmını şurada yüzeysel kısmını görmüştük. Evet. Şurada da yani bu taraftan baktık, yüzeysel kısmını gördük. Derin kısmını görüyoruz. Yani burada parotisin mandibulanın arka kenarını sardığını görmekteyiz. Arka kenarını sardığını görmekteyiz. Bu bağlamda parotisin 3 tane yüzü var. Dikkat edelim. Birinci yüzü facies superficialis. İkinci yüzü facies anteromedialis. Anteromedialis. Üçüncü yüzü de facies posteromedialis olmak üzere 3 tane yüz olduğunu görmekteyiz. Evet. Parotis bezi, glandular parotidea, küçük bezlerinin en büyüğü. En büyüğü burada yine yüzeysel kısmını görüyoruz. Oradan çıkan ductus parotideus da bakın dikkat edelim. Masseter kasının üzerinde devam ediyor. Masseter kasının üzerinde devam ederken yanında ne var? Arteria buccalis'i görüyoruz. Ve yanında nervus buccalis dallarıyla beraber ductus ne devam ediyor? Parotideus devam ediyor. Evet. Baktığımız zaman tekrar şöyle parotisi tekrar hatırlatmak için yapalım. Dedik ki bu arkadan görünüm. Arkadan görünüm. Tüm parotis fascia cervicalis profunda'ya ait, yani derin boyun fasciasına ait bir kapsülle sarılı. Üst tarafa fascia superior diyoruz. Çok önemli değil. Yukarıya doğru fossa temporalis'e doğru uzanan kısmı. Fascia superficialis dediğim biraz önce yandan baktığımızda şuradan baktığımız alandı. Önden baktığımızda şurada mandibula var. Mandibulanın ramusu var. Şu alan fascies anteromedialis. Anteromedialis. Şu alansa fascies posteromedialis olarak görmekteyiz. Evet. Kesit olarak da baktığımızda tekrarlayalım. Şuradan bakınız. Şurası fascies superficialis. Fascies anteromedialis. Fascies posteromedialis olarak görüyoruz. Özellikle yüzlerini görmekteyiz. Buradan başlayan ductus parotideus geldi. Neyin üzerinde geçti ductus parotideus? Masseter kasının üzerinde, şurada
Mahset arkasının üzerinden geçti. Daha sonra ne yaptı? Şuradaki, birazdan vurgulayacağız tekrar, buksinator kasını, buksinatoru toru delerek vestibulum oris'e girdi. Evet. Parotis bezinin parasempatik salgılamasının sekresyonunu sağlayan kimdir? Burada hemen dikkat edeceğimiz noktalar. 1. Glossopharyngeus'u asla unutmayacağız. Hatta nöroanatomiye bir atıf yapalım. Glossopharyngeus'un hangi nükleusudur? Nükleus salivatorius inferior. İnferior. Glossopharyngeus sinirinin nükleus salivatorius inferior çekirdeğinden parotise salgılatma yapılıyor. Bunun iki tane bileşeni var. Bir, çekirdekten çıkan presinaptik parasempatik yol. İki, ganglionda sinaps, ganglionundan sonra beze giden postsinaptik yol. Presinaptik, parasempatik, postsinaptik, parasempatik. Presinaptik parasempatik lifler glossopharyngeus'un nükleus salivatorius inferior'dan çıktıktan sonra önce nervus timpanicus adını alır. Oradan sonra devam eden o liflerin adı nervus petrus minor'e değişir. Nervus petrus minor'daki lifler, en son lifler, yani ad değiştirir. Yer geçince adı değişir. Ganglion oticum da sinaps yapar. Ganglion oticum'dan sonraki devam eden liflere postsinaptik parasempatik lifler denir. Bu lifler trigeminus'un nervus mandibularis üzerine, hatta onun da dalı olan nervus auriculotemporalis üzerine atlar. Onunla beraber parotis bezine gelir ve sekresyonu yaptırır. Burada nervus auriculotemporalis'in yaptığı bir işlev yok. Sadece glossopharyngeus'tan gelen lifleri taşıma görevini üzerine alıyor. Sırtına hamal gibi alıp taşıyor. Bu kadar basit. Sadece orada böyle bir ilişki olduğunu bilmeniz yeter. Temel bulacağımız şey ne? Parotis deyince aklımıza gelen glossopharyngeus. Glossopharyngeus'un çekirdeği kim? Nükleus salivatorius inferior. Glossopharyngeus köşeli kafa siniri 9. kraniyal sinir. Bunları temel olarak bilmemiz gerek. Ve ganglionu ne? Ganglion oticum. Bakın oticum hemen nasıl aklımızda kalabilir? Yine aynen ganglion. Otis neydi? Kulak. Kulağın yanında otis, oticum. Paraotis, parotis. Benzer, hepsi benzer. O anlamda aklımızda kalsın lütfen. Evet. Ductus parotidiosa baktığımız zaman değerli arkadaşlar, biraz önce vurguladık. Bu ki şurada gitti. Gittiği kasın üzeri masseter. Elimizle şöyle baktığımız zaman yanağımızdan hemen rahatlıkla hissedebiliyoruz. Masseter, dişimizi sıktığımızda masseter kasıldığı zaman üzerinde bir kordon şekli bunu hissedebiliyoruz. Burada giderken eğer ki varsa ductus parotidiae accessoria da ductus parotidiosa buradan kanalını açar. Ortak kanalla ductus parotidiosa üzerinden tüm salgılar gider. Gittikten sonra tam nerede? Burada bakın buksinatoru ductus parotidiosa deler. Deler. Yine burada bukkalisin ductus parotidiosa'nın hemen yanındaki iki tane önemli yapı nedir? Birisi nervus buccalis'tir. Duyu dalı, komşuluk açısından bu bölgeye müdahale ederek duyu dalı nervus buccalis'tir. Nervus mandibularis'in dalı. Bir de şurada bakınız. Özür dilerim. Şurası alttaki yer arteri transversa fasci'nin yanında komşuluk ettiğini biliyoruz. Cerrahi açıdan yaklaştığınız zaman bu bölgedeki bu damar siniri bilmemiz gerekiyor.
Ductus parietalosumuz geldi. Açıldığı bölge şurası. Vestibulum oris. Vestibulum oris neresi? Dişlerle yanak ve dudaklar arasındaki bölge. İkinci üst molar diş hizasına açıldı. Açıldığı yerde bir papillası var. Papilla bir kabarıklık. Hatta bir valva gibi bazen bir kapakçı olabilir. Dilimizde de hissedebiliriz. Salgısını üst ikinci molar diş hizasına bıraktı. Evet. Yine hatırlatmak açısından bu bölgedeki en önemli arterimiz, bölgemiz neresiydi? Fossa temporalis'ten bahsediyoruz. Parotis bölgesinden bahsediyoruz. Fossa temporalis biraz önce vurguladık. Neresi? Fossa temporalis şurasıydı. Şimdiki bahsettiğimiz bölge şurası. Bu bölgedeki en önemli arter ne? Arteria carotis externa. Carotis externa'nın bu bölgede verdiği iki önemli dal var. Yukarıya doğru temporal superficialis, içe doğru arteria maxillaris. Yukarıya doğru fossa temporalis'e doğru arteria temporal superficialis, içe doğru arteria maxillaris. Yine arkaya doğru da arteria auricularis posterior'u veriyor. Yani kulağımızın arkasına doğru arteria auricularis posterior'u da veriyor. Burası hepsi parotis bölgesinin içinde olduğu için bu üç damarı söyleyelim. İkisi arteria carotis externa'nın uç ve büyük dalı. Arteria auricularis posterior küçük bir dal. Burada hatırlatalım tekrar. Arteria temporal superficialis ön tarafa doğru arteria transversus fasciae'nin gittiğini görmekteyiz. Evet. Başka bir yansıda bakalım. Demek istediğim şeyler. Şurada arteria temporal, arteria carotis externa, temporal superficialis dalı ve maxillaris dalını görmekteyiz. Şurası da arteria auricularis posterior'u görüyoruz. Yani parotis bezinin içinde bu iki büyük damarın geçtiğini mutlaka bileceğiz. Yine bu arterlerin yanında arteria maxillaris'in ve vena temporalis superficialis'in birleşerek oluşturduğu şu arteria vena temporalis superficialis, vena maxillaris birleşerek oluşturduğu vena retromandibularis'i görüyoruz. Şu vena retromandibularis. Retromandibularis. Retromandibularis burada ön ve arka iki dal ayrılır. Bunların hepsi tekrar edelim parotis bölgesinin içinde. Parotis bölgesinin başka bir deyişle en önemli veni vena retromandibularis. Kim oluşturuyormuş? Vena temporalis superficialis'e vena maxillaris oluşturuyormuş. Vena retromandibularis geldi ikiye bölündü. Arka dalı vena auricularis posteriorla birleşip vena jugularis externa'yı oluşturdu. Vena jugularis externa, vena jugularis externa'yı oluşturdu. Yani jugularis externa'yı oluşturdu. Ön dalı ise vena facialis'le birleşip ortak bir dal olarak da özel bir ismi olur olmaz çok önemli değil bu. Vena facialis'le birleşip vena jugularis interna'ya döküldü. Vena jugularis dikkat edin interna'ya döküldü. Dökülmek demek yandan tali yoldan gidip dökülmek. Ama biraz önce ne yapmıştık? Vena auricularis posteriorla retromandibularis arka dalını birleştirip iki tane veni birleştirip bir büyük ven oluşturmuştuk. Vena jugularis externa. Bu farklı şey. Ön dal vena facialis'le birleşip vena jugularis interna'ya dökülür. Buna dikkat edin.
Baktığımız zaman şurada yine vene temporal süperfisiyalisi, vene maksillarisi, vene retromandibülerisi görüyoruz. Retromandibüleristen sonra şurada arka dalı vene auricularis posteriori birleşti, vene jugularis externe oluştu. Ön dal vene facialisle birleşti, vene jugularis interneye döküldü. Burada hemen boyun bölgesine bir atıf yapalım. Neden vene jugularis interne, neden vene jugularis externedir? Musculus sternal cleidomastoideus'un yüzeyselinde kalan vene jugularis externedir, derininde kalan internedir. İçteki interne, dıştaki, daha dıştaki externe. İnsanlar güldüğünde veya ıkındıklarında şişen damar vene jugularis externedir. Evet. Bu bölgedeki en önemli sinirlerimizden birisi de nervus facialis. Nervus facialis'imiz foramen stilomastoideum'dan kafayı terk ettikten sonra parotis bezin içinde önce iki, sonra kendi içinde de ağlar yaparaktan 5 dala ayrılır. 5 dal. Dallarımız ramus temporalis, çoğul yazı. Bunlar çoğul yazı. Temporal dallar, zigomatik dallar, bukkal dallar, marginalis mandibula, yani mandibulanın kenarı, ve cervicalis ya da colli, aynı şey. Collum, cervicalis aynı şey olduğunu görüyoruz. Şurada yatay kesitte facialis'in geldiğini ve şurada 5 dalı ayrıldığını görmekteyiz. Bu dalları nasıl çok rahatlıkla ezberleyebiliriz, aklımızda kalabilir? Şu şekilde bunu göreceğiz, dikkat edelim. Elimizin 5 parmağımızı, yanağımızı açarsak parmaklar nereye denk gelmiş? Birisi bakın şurada temporal bölge, ramus temporalis. Birisi arcus zygomaticus'un üzerine zygomaya daha geldi. Ostigomaticum'a geldiği için zygomaticus, yanağa geldiği için buccalis, mandibulaya geldiği için marginalis mandibula, mandibulanın kenarı, ve boyuna doğru uzandığı için de cervicalis dallarını görmekteyiz. Parmak, 5 parmağımızı şöyle koyduğumuz zaman bu 5 parmağın dağılım alanına göre konuşuyoruz. Çok basit. Bu bölgede yer alan diğer, biraz önce fossa temporalis'te bahsettiğimiz sinir nervus auriculotemporalis'te yine bu bölgede görmekteyiz. Çünkü buradan, bu bölgeden nervus auriculotemporalis buradan çıkıp yukarıya doğru fossa temporalis'e doğru yayılıyordu. Ne yapıyordu? Temel olarak neydi bu? Nervus trigeminus'un dalı olan nervus mandibularis'in de dalı auriculotemporalis, ve ne yapıyor? Başlıca fossa temporalis ve fossa parotis bölgesinin duyusunu alırken yanında biraz önce vurguladığımız 9. kraniyal sinirden, glossopharyngeus'tan gelen parasempatik lifleri de taşıyor. Bu bölgede yer alan en son sinirimiz de nervus auricularis magnus. Bakın şu sinir nervus auricularis magnus parotise doğru uzanmış, dikkat edelim, dallarını vermiş. Bu sinir ise sternal cleidomastoideus'un arkasından çıkıyor ve neyin dalı? Plexus cervicalis'in dalı. Nervus auricularis magnus, plexus cervicalis'in dalı. Bunun görevi, vurgulamalı, nervus auricularis magnus'un görevi bu bölgedeki somatik duyuyu almak. Somatik duyu siniri. Plexus cervicalis'in duyu siniri. Duyuyu almak. Bu bölgedeki lenf düğümlerine baktığımız zamansa temel olarak parotis üzerindeki lenf düğümüne nodi çoğul parotidei, yani parotisin lenf düğümleri diyoruz ve
Bu lenf düğümünden gelen lenfatikler, lenf akımı kime doğru boşalıyor? Nodi linfatisi cervicalis, superficialis profundi. Çok ağdalı olmasın diye Türkçeleştirelim. Derin ve yüzeysel boyun lenfatik lenf düğümlerine doğru dökülüyorlar. Yani parotisin lenf düğümleri boynun lenf düğümlerine doğru salgıyı, lenf salgısını akıtıyorlar veya başka bir deyişle lenf akımı önce parotis bezinden nodi parotideiden geçiyor, ondan sonra derin ve yüzeysel lenf düğümlerine doğru akıyor. Oradan da daha sonra lenfatik sisteme, genel sisteme doğru lenfatik sistemi, lenfatik sistem konusunda anlatacağız. Truncus jugularis'e doğru dökülüyorlar. Bu bölgeyle ilgili son slaytımızda şöyle, bu bölgede bileceğimiz klinik bir vaka, olay nedir? Kaba kulak, yani mumps denilen İngilizcesi kaba kulak. Nedir kaba kulak? Parotitis. Parotitis, parotis bezinin iltihaplanması. Parotitis, parotis bezinin yangısı. Ne zaman oluyor özellikle? Çocuklarda oluyor. Ama bunun için biliyorsunuz ki MMR denilen aşılarımız var. Eğer ki korunmadıysa çocuklarda olabiliyor. Bir şekilde 14-18 günde iyileşebiliyor çocuk. Şişmiş yanaklar olarak görüyoruz. Ateş, iltihabın belirtileri olarak ateş, baş ağrısı olabiliyor. Çocuklarda özellikle iltihabın belirtileri ateş, ağrı, kitle, dört belirtisi, bunları siz biliyorsunuz. Patoloji derslerinizde en azından. Burada bunların yanında yine ekstra komplikasyonlar yapabiliyor. Nedir bunlar? Beyin hasarı veya testislerde orşitis, yani testis iltihabı olabiliyor. Eğer ki tekrarlarsa, yetişkinde tekrar parotis olursa kısırlığa dahi yol açabiliyor. Ve sağırlık yapabiliyor. Eğer ki yine yetişkinde özellikle tekrarlarsa aşıyla korunabiliyor. Değerli arkadaşlar, parotis dersimiz bu kadar. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki derste buluşmak üzere. Teşekkür ediyorum. Sorunuz varsa sorabilirsiniz.